Yazılımın eser olarak korunması durumunda küçük yazılımcılar, tek kişi çalışanlar, küçük yazılım evleri çok daha avantajlıdır. Çünkü patentleme sisteminde patent almak hem çok maliyetli, hem vakit gerektiren, hem belli bir uzmanlık gerektiren bir işlemdir. Uzun bir süreçtir. Dolayısıyla pek çok küçük yazılım evi ya da freelance dediğimiz serbest çalışan yazılımcı bununla uğraşmayacak, uğraşamayacaktır. Eğer bir şeyi patentlemeye karar verirseniz, yani mevzuat gereği patentlenmesi gerekirse, başka şekillerde hak sahipliğinizi ispatlamanız mümkün değildir. Yani elinizde bir belge olması gerekir ki hak sahipliğini ispatlayın. Dolayısıyla uğraşamayıp, maddi olarak bunu karşılayamayıp, eğer patentleyemediyseniz yazılımınızı, hak sahibi değilmiş gibi gözükme riskiyle karşı karşıyasınız. Ama eğer bizim sistemimizde ise eseri meydana getirdiğiniz anda, yani yazılımı meydana getirdiğiniz anda hiçbir başvuruya, hiçbir yere bedel ödemeye, hiçbir sicile tescile gerek kalmadan eser sahibisiniz. Dolayısıyla otomatik bir koruma vardır. Üstelik bu koruma patentlerde sürelidir, çok daha kısa sürelere tabidir. Telife tabi eserlerde 70 yıldır. Dolayısıyla daha da uzun, daha kapsamlı bir koruma vardır. Tek dezavantaj, ispata yönelik bir dezavantaj olduğu söylenmektedir ama aslında eseri meydana getirdiğinizi ispatlamak da özellikle yazılım eserleri için çok zor değil. Çünkü bunlar bir dakikada ortaya çıkan eserler değil. Bir süreç gerektirirler. Bu süreçte mutlaka birileri görür, birileriyle tartışılır. Onun dışında zaten yazılımın meydana gelme süreçlerinde analizinden başlayın, akış diyagramlarına, işte çeşitli aşamalardaki versiyonlarına kadar pek çok veri de elinizdedir. Yani bunları mahkemeye sunmak mümkündür. Bakın, ben bu yazılımı geliştirdim, bizim şirketimiz geliştirdi. Bunlar tasarım aşamasındaki dokümanlarımız, bunlar akış diyagramları, bunlar çeşitli versiyonlar, hepsi elimde. Ben kendim geliştirmiş olmasaydım, başka bir şirketten çalmış olsaydım, bunlar elimizde olamazdı bu kadar detaylı olarak denebilir. Dolayısıyla benim şahsi görüşüm, bunun da çok ciddi bir dezavantaj olmadığı. Bir tek şurada bir dezavantaj olabilir. Günümüzde pek çok yazılım şirketi yatırım almak için hisse satışı, dışarıya hisse verilmesi, ortak alımı ya da şirketi doğrudan doğruya satma yöntemlerine başvuruyor. Eğer bir patentiniz varsa elinizdeki gayrimaddi mal varlığının değerini belirlemek ya da bunu farklı şekillerde lisanslamak, sicile kaydettirmek çok daha kolaydır. Yani daha elle tutulabilir bir şey vardır. Bir yatırımcıya giderek benim elimde işte şu numaralı, şu şekilde tescilli, şu patentlerim var demek çok daha ispatlanabilir bir şeydir. Bu bir dezavantaj olarak düşünülebilir.